Hellim Kıbrıs'a özgü bir peynir olarak biliniyor ve tüm dünyada sofralarda yerini alıyor. Katkısız lezzetli hellim peyniri denince de akla ilk olarak Yusuf Çiçek yönetimindeki firma geliyor. CGM Food'un açılışını geçtiğimiz günlerde ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi yanımızda yöneticilerinden Yusuf Bey var. İşletmeleri geziyoruz. Ürünlerini bizzat yerinde hem inceliyoruz hem de tadına bakıyoruz. Yusuf Bey, aslında ben önce şunu sormak istiyorum. Açılıştan bugüne bir süre geçti. Nasıl gidiyor işler? Ne durumda? Teşekkür ederim Sevgin Bey. Açılıştan bu yana bizim de umduğumuzun, beklediğimizin çok üstünde bir ilgiyle karşılaştık. Firmamızın geçmişi bir yıl daha yeni doldurulmasına rağmen gerçekten güzel bir ivmeye kazandık. Özellikle Avrupa'nın peynir üreticilerinden, en büyük peynir üreticilerinden biri olan Croste firmasının Haydu markasını, kendi markasını İngiltere'de bütün İngiltere piyasasına getirmiş olmanın vermiş olduğu güvenle, güvenceyle, firmanın da vermiş olduğu büyük destekle. Burada da özellikle Türkiye'li esnafın, Türkiye'li mutfağın getirmiş olduğu büyük bir potansiyelle bizim umduğumuzun daha da üstünde bir kapasiteyle karşılaştık. Şu anda restoranlarımıza, Türkiye'li restoranlara, sadece Türkiye'li değil Mediterranean mutfağına hakim olan Lübnanlı, Kıbrıslı, Greek mutfaklarına, İtalyan mutfaklarına kadar birçok mutfağa ürün dağıtımı yapıyoruz. Özellikle şu an bulunduğumuz Londra'nın merkezindeki Efes restoranda açıldığımız günden, başladığımız günden bu yana bizim hellimlerimizi kullanan ender restoranlardan bir tanesi. Çok kaliteli bir restoran, kaliteli bir mekan. Hem City'de, Londra merkezde hem Londra etrafında 100 civarında restorana direkt dağıtım yapıyoruz. Bununla beraber Kuzey İngiltere'de Liverpool, Manchester, İskoçya'ya kadar dağıtım ağımız var. Özellikle Türkiye'li restoranların olduğu bölgelerde hellimlerimiz çok iyi bir beklenti yok, iyi bir şekilde karşıladı. Bunun altında yatan en büyük sebeplerden bir tanesi Haydu firmasının 40 ülkede dağıtılıyor olması ve bulunduğu ülkelerde özellikle Avrupa'da Tesco, Lidl, Aldi gibi büyük marketlerde de bulunuyor olması ve dalında iddialı olması, bulunduğu ülkelerde başa oynuyor olması İngiltere'de de piyasanın en büyük aktörlerinden olma durumuna getirdi bizi. Şimdi biz geçtiğimiz günlerde standınıza konuk olmuştuk. Yine bir markette tanıtıyordunuz. Tadına bakan özellikle Kıbrıslılar hellimi çok bilirler. Onların tadına baktıklarında böyle güzel tepkilerle karşılaştık. Özellikle nasıl anlatabiliriz, yani nasıl bir tanımlayabiliriz bu hellimi? Şöyle söyleyeyim, şimdi hellim bilindiği gibi dünyaya Kıbrıslılar tarafından tanıttı. Kıbrıs peyniri olarak görünüyor ama hellimin çıkışı bundan da yüzyıllarca önce daha Levant countries dediğimiz Doğu Akdeniz bölgelerinde, Lübnan, Suriye bölgesinde, Halep yakınlarındaki Hallum kasabasından ismini alıyor. Oradan çıkmış ve Kıbrıs'a da yine o bölgeden gelmiş. Kıbrıslılar bunu dünyaya tanıtmışlar ama Levant bölgesine, Doğu Akdeniz ülkelerine ait bir ürün. Piyasada o kadar çok hellim var ki en büyük özelliği taze sütten yapılıyor olması. Haydu hellimleri kesinlikle hiçbir katkı maddesi kullanılmadan tamamen taze sütten doğal yöntemlerle katkısız bir şekilde üretiliyor ve tuz oranı çok çok düşük bir şekilde, mümkün olan en düşük seviyede tuzla korumaya çalışıyoruz. Tuzdan da başka hiçbir koruyucusu yoktur. Kıbrıslıların ve hellime aşık olan diğer ülkedeki diğer vatandaşların hepsinin de en çok beğendiği nokta tuzunun düşük olması, tadının, lezzetinin ve yağ oranının çok kaliteli olması. Kesinlikle yani birçoğu artık Kıbrıs'tan, evlerimizden, köylerimizden hellim getirmeye ihtiyacımız dahi yok diyecek kadar, tabii ki ev hellimi kadar, köy hellimi kadar o kadar iddialı değiliz ama sanayi ürünü olarak, daha doğrusu ticari ürün olarak dalında, alanında bir numara olduğunu iddia ediyoruz. Hemen şu hellim dönere de değinelim. Geçtiğimiz günlerde yine Birmingham'a gittiniz, yine güzel anlaşmalar yapıyorsunuz. Hellim döner artık piyasaya giriyor sanırım. Evet, hellim döner dünyada Haydu olarak ilk yapılan bir ürün ve bizim hellimlerimiz her türlü şartlarda, grillde, kömürde, mangalda kesinlikle erime olmadan bütün restoranların çok tercih ettiği bir ürün olmasından kaynaklı o aynı hellimi biz döner şeklinde kullanarak, getirerek ve hazır döner olarak dağıtımına başlıyoruz. Şu anda ismini vermek biraz şey olur ama yani İngiltere'de 150 tane chain'i olan ve bütün birçok ülkede Almanya çıkışlı bir döner firmasının, döner markasının daha doğrusu
bizden bir çalışması var. Dün Birmingham'da, onların merkezinde, daha önce geçen hafta Glasgow'daki head office'lerinde görüşmelerimiz oldu. Yakın zamanda aynı onların beef döner, chicken dönerin yanında hellim döneri de tezgahlarında görmeye başlayacağız. Çok az kaldı. Artık her köşe başındaki, özellikle fast food'larda dönercilerin vegetarian mutfağına yönelmek isteyen, vegetarian mutfağına talepleri olan insanlarımıza cevap verebilmeleri için hellim döneri de tezgahlarında görmeye başlayacağız. Efes Restoran'ın şefi Ercan Bey, hellim peynirinin oldukça popüler olduğunu dile getirdi ve hep aynı markayla çalıştıklarını söyledi. Şimdi şefimizin yanına geldik. Hemen kendisini tanıyalım. Merhabalar. Merhabalar, ben Ercan. Whitechapel Road'daki Efes Brick Lane Restoran'ın mutfağından sorumluyum. 5 arkadaşımla birlikte. Buradaki Türk mutfağını aslında yabancılara da bir şekilde tanıtmış oluyoruz. Tabii ki, tabii ki. Genelde yabancı ağırlıklı müşterimiz zaten. Biliyorsunuz sektör Londra'da bayağı bir güçlü. Dolayısıyla biz de elimizden geleni yapıyoruz. Her restoran gibi, her işletmeci gibi. Tanıtmaya çalışıyorsunuz. Ben hellime sormak istiyorum aslında. Biraz önce bize ocakta pişirdiniz. Tadına baktık, harikaydı. Neler söyleyeceksiniz? Hellim gerçekten Türk mutfağında son dönemlerde popüler olan bir şey. Genelde starterlarda, mesela vejetaryen olan insanlar genelde ilk tercihleri hellim oluyor. Hellimin tabii çeşitli pişirim tarzları vardır. Grillde pişiyor, yağda pişiyor, tavada pişiyor. Bizim buradaki konseptimiz grilldedir. Genelde grillde pişiriyoruz biz ama rağbeti genelde çok. Sunumumuzda olduğu gibi, demin sizlere de sunduğumuz gibi, şekilde görüldüğü gibi. Sonuçlar memnuniyet verici. Daha önce başka bir marka mı kullanıyordunuz buraya geçmeden? Yok, biz aldığımızdan beri sürekli aynı kampanyayı kullanıyoruz. Gayet de memnunuz. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Bundan sonra da inşallah yaşamayız. Bu şekilde devam ederiz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.